Selamlar 21 Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Bugün manyak bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz önceki Brawl Talk'lardan gelen bir söz vardı. Ve bu sözün ne kadar doğru olduğunu bu videoda göreceksiniz. Ve bunu bir detay virüs olarak düşünebilirsiniz. Çünkü bu videoda göreceğiniz şu şey gerçekliğe yakın ve gerçek olması çok büyük ihtimal olan şeyler. Uzun zamandır video atmadım, bunun da farkındayım. Bunu biliyorsunuz, benim bazı sıkıntılarım var. Hatta ikinci kanal ameliyat olduğum diye video atmıştım. Ameliyat videomu izlemelisiniz. Şurada veya şurada bir tane video olacak, kartlardan gidip izleyebilirsiniz. Yoğurt Enzal kanalında. Arkadaşlar. Ve bu arada bu videoyu güncelleme videosu olduğu için ve de inanılmaz video olduğu için sizlerden tamı tamına 55.000 like bekliyorum. 55.000. Belli 5.555 hatta. Bunu atabilirsiniz. Cidden atabilirsiniz. Cidden bu like sayısı gelir arkadaşlar. Ve bu arada şu an kanalım 1.118.000 abone. Son 2.000 abone kaldı. Senden rica ediyorum. Bu videoyu izleyen arkadaş, senden cidden rica ediyorum. Sen şu an bu kanala abone olursan ki kanalımı izleyenler 10 kişiden sadece 3 kişi bu kanala abone. Ben şu an 1.120.000 abone olurum. Ve 1.5 milyonda şu ana kadar YouTube tarihinde Brawl Stars tarihinde görülmemiş bir şey yapacağım. O yüzden abone olmanı senden rica ediyorum. Çünkü çok iyi gidiyoruz aga. Ben video attıkça çok iyi gidiyoruz. Sen de abone olursun. Arkadaşlar öncelikle şu an hangi sezonundayız? Köpeğin geldi, yani Star Savaşları sezonundayız. Ve bu 5. sezon olarak geçiyor. Bunu çoğunuz biliyor. 5. sezonda Albayraf geldi. Köpek. Bildiğin köpek geldi aga. Yani aşağı inerseniz Albayraf'ın geldiğini görebilirsiniz. Fakat Albayraf gelmeden önce Brawl Stars bize kedi, bildiğiniz cat diye bir tane bir şey paylaşmıştı. Ve Brawl Stars'a kedinin geleceğini göstermişti. Fakat Brawl Stars'a kedi gelmedi. Onun yerine Albayraf geldi. Ve Brawl Stars bizi kandırdı. Brawl Stars tam Brawl Talk yayınlanmadan 10 dakika önce gitti ve küçük resmi değiştirdi. Başlığı değiştirdi ve Brawl Stars'ta Brawl Talk'ta kedinin gelmeyeceğini ve bize Albayraf'ın geleceğini gösterdi. Fakat şöyle bir olay var arkadaşlar. Yeni sezon bazı gerçek olmayan kaynaklara göre belli oldu. Ve bunların hepsi fikir. Bunları söylemek istiyorum. Bunların kesinlikle bilgisi yok. Ve yeni sezonun arkadaşlar Mortis'in mezarlığı olacağını iddia ediyorlar. O yüzden Mortis'i aldım. Neden Mortis'in mezarlığı olduğunu iddia ediyorlar? Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz yaklaşık 1,5 sene önce Mortis'in teması gelmişti. Mortis mezarlığı teması gelmişti. Mortis'in evi vardı. Mortis'in bir tane arkadaşlar bir animasyonu vardı. Hatta o animasyonu Mortis, Frank, Ems var. Ve burada suyun altında gözüken şu karakteri görüyorsunuz. Ve bu karakter yaklaşık 2 senedir animasyonu olmasına rağmen oyuna eklenmedi. Hatta 1,5 sene diyelim biz ona. Ve bu karakterin oyuna eklenmemesinin belki de bir sebebi olmalı. Brawl Stars belki de bu karakterin bize göstermesinin bir sebebi olmalı. Yani bu ne demek oluyor ki? Brawl Stars'a böyle bir karakter gelebilir. Ve halen bu karakter oyuna eklenmedi. Bu animasyondaki şu karakter oyuna eklenmedi. Suyun altına bakan bu karakter oyuna eklenmedi. Mortis'in mezarlığıysa korkunçlu karakterler gelecek demektir bu da. Peki nereden ben Mortis'in mezarlığı olduğunu biliyorum? Şuradan arkadaşlar. Eğer Google'a Brawl Stars ve Wikipedia yazarsanız Brawl Stars'ta yeni sezonları görebilirsiniz ve geçmiş sezonları görebilirsiniz. 1. sezon Tarının Çarşısı'ndan itibaren 5. sezona kadar bir tablo var. Fakat tablonun hemen altında 6. sezon yazısını görebiliyorsunuz. Ve 6. sezon Mortis'in mezarlığı yazıyor. Ve bu bilginin gerçek olup olmadığı bilinmiyor. Çünkü bunu bize Brawl Stars sunmadı. Fakat bu bilgileri nereden aldılar bilmiyorum. Eğer bu bilgiler doğruysa 6. sezon Brawl Stars Mortis'in mezarlığı olarak gelecek arkadaşlar. Ve kedi. Bildiğiniz kedi vardı, hatırlıyorsunuz. Bu kedi de arkadaşlar Shelly'nin kedisi. Shelly'nin şuradaki kedisine bakmanızı rica ediyorum. Bu kedi arkadaşlar. Şu kedi. Yani sezonda yeni gelecek karakter olarak bunu eklemişler. Brawl Pass'te yeni gelecek karakter olarak eklemişler. Hani mesela Brawl Pass'e girersiniz. Brawl Pass'te ilerlersiniz ya. 30. aşamada size karakter verir. Yani 6. sezon Mortis'in mezarlığı sezonu iddialara göre gelecekse 30. aşamada bize kediyi verecek. Bildiğiniz kediler oynayacağız. Ve 60. aşamaya göre eğer bu yazılanlar doğruysa kedinin zombili bir tane kostümü gelecekmiş. Zombi kedi gibi bir tane kostüm gelecekmiş. Ve farklı bir şey olarak şöyle bir kostüm de eklenecek arkadaşlar oyuna. Jackie kostüm geleceğini iddia ediyorlar. Hayalet Jackie diye. Ve bu ne kadar doğru bilmiyorum. Eğer internetten konsept fotoğraflar bulursam, Hayalet Jackie'ye benzeyen konsept fotoğraflar bulursam Jackie'nin neye benzeyeceğini az çok tahmin edebilirsiniz. Bu kostümde büyük ihtimalle arkadaşlar ilk aşamada verecek kostüm olur diye tahmin ediyorum. Fakat bunlar dediğim gibi kesin bilgi değil. Ama Wikipedia'ya ne kadar güveniyorsunuz bilmiyorum. Wikipedia bence güvenilir sayılabilir. Fakat Wikipedia'ya her insan yazı yazabildiği için güvenilir de sayılmayabilir. Bunlar gerçek değil. Fakat gerçek olma ihtimali gerçek olmama ihtimalinden daha fazla. Yani bu bilgilere az çok güvenebilirsiniz. Ama bunlar bir konsept arkadaşlar. Ve şöyle de bir olay var. Ben size detay videolarında ve Brawl Talk detay videolarında göstermiştim. Brawl Talk'ta canlı yayınlarda biz detaylar arıyorduk. Ve bize Brawl Stars şöyle bir görüntü paylaşmıştı. Hani hatırlarsanız Lu'nun geldiği bir tane şey vardı. Brawl Talk vardı. Orada bir tane karlı bir ortam vardı. Mr. P'nin oteli vardı. Hala o tema duruyor mu bilmiyorum. O temada detaylar var arkadaşlar. Ve o temada Mortis'le ilgili Mortis'in temasının geleceğini bize söylemişler sanki. Mesela buradan biz dostluk maçına girersek, dostluk maçına girdikten sonra arkadaşlar buradan elmas kapmacı açmanızı istiyorum. Elmas kapmacı da buz
kaleye girin mesela. Buz kaleye girdikten sonra burası Mr. P'nin oteli arkadaşlar. Ve Mr. P'nin oteli temasında Brostars bize birkaç gönderi paylaşmıştı. Ve paylaştığı gönderilerde gördüğünüz gibi bir sürü ok işareti var. Ok işaretlerin iki tanesi Mr. P'nin otelini gösteriyor. Ve bir tanesi Mortuary, yani morg anlamına gelen bir yeri gösteriyor. Ve Mortis'in mezarlığı gelecekse Mortuary morg anlamına geliyor. Yani ölen insanların gömüldüğü yer. Mortis de mezarcı bir karakter. Ölen insanları gömen bir karakter. Ki Mortis senin gibi bitime gelirse benim çok mutlu olacağım bir şey olur. Bu da demek ki aslında Brawl Stars bizi bunu önceden çaktırmış. Bunun olma ihtimali oldukça yüksek. Mortis'le ilgili şu gördüğünüz video ve şu gördüğünüz fotoğraf ve Brawl Stars'ın Mortis'le ilgili önceden paylaştığı şeyler aslında bize bu temanın gelme ihtimalinin ne kadar yüksek olduğunu söylüyor. Fakat Brawl Stars bu arkadaşlar işi belli olmaz. Gelebilir de gelmeyebilir de. Ben size buradan uyarmak istiyorum. Ve Mortis'le ilgili bu tema gelirse aşağı yukarı konsept fotoğraflarda şu şekilde arkadaşlar. Böyle garip garip konseptler var fakat bunun gelme ihtimali gelmeme ihtimali bana göre daha fazla. Ve biliyorsunuz ben artık Supercell partneri oldum. Eğer Brawl Stars bize böyle bir bilgi verecekse ben bunu sizlere sunmaktan gurur duyuyorum arkadaşlar. Artık Brawl Stars'a gelen haberleri ben önceden alıyorum. Fakat bu tamamen bir teori. Bunu size söylemek istemiştim arkadaşlar. Yani Mortis'in teması, Mortis'in mezarlığı gelebilir. Mortis'in mezarlığı gelirse kedi karakteri gelebilir. Kedi karakteri gelirse de büyük ihtimalle Shady'nin kedisi olacak ve Shady'nin kedisini zombi şekle çevirin. Yani Shady'nin cadı Shady kedisini zombiye çevirin arkadaşlar kafanızda. Buna bir zombiye çevirin ve cadı Shady'nin zombi kedisi olacak gibi düşünebilirsiniz. Ve bu da bize yeni sezonun aslında ne kadar garip ve ne kadar eğlenceli bir sezon olacağını söylüyor. Ayrıca bu sezon arkadaşlar 21 Haziran'da bitecek. Ayrıca Brawl Stars'ın Wikipedia sayfasına bakarsak bu sezon arkadaşlar 6. sezon Mortis'in morgu olarak geçiyor. Sezonuna gelen kromatik savaşçı Kit diyor. Sezonuna gelen kostümler hayaletçe ki zombi kit diyor ve şu an bulunduğumuz sezonun tarihi 1 Şubat'ta başladı ve 1 Şubat'ta başlayan bizim sezonumuz 12 Şubat'ta yani 59 gün sonra bitecek. Yani 2 ay sonrasında bu videoyu izlerseniz 6. sezon Mortis'in morgu gelmiş olabilir. O gelecek demiyorum. Ve 12 Nisan 2021'de gelecekmiş Brawl Stars'ta kesin olmayan iddialara göre. Ve bu sezon geldikten sonra bu sezon tamı tamına 2,5 ay, 2 ay yani 70 gün civarında sürecek. Ve de sezonun bitiş tarihi 21 Haziran 2021. Ve 21 Haziran 2021'in bitiş tarihinin bir önemi var bence. Neden diye soracaksınız. Çünkü 21 Haziran en uzun gündüzün yaşandığı gün. Büyük ihtimalle Brawl Stars Mortis'i yavaştan söndürecek 21 Haziran'a doğru. Çünkü Mortis bir gece karakteri. 21 Haziran'a denk getirmelerinin sebebi bence en uzun gündüzün yaşandığı gün olması gerekiyor ve 21 Haziran Mortis biliyorsunuz geceleri dışarı takılıyor. Eğer 21 Haziran'da böyle bir güncelleme gelirse, gece güncellemesi gelirse Mortis yavaştan sönecektir ve aydınlık bir karakter. Belki yeni sezon, 7. sezon tamamen fikir bunlar. Benim fikrim. 7. sezon sanki şöyle bir melek karakter, ışıklardan, aydınlıklarda dolaşan bir tane karaktere gelir. Bunlar tamamen benim fikrim arkadaşlar. Bunlar tamamen benim fikrim. 7. sezon benim fikrim fakat 6. sezon olma ihtimalinin yüksek olduğu şeyler. Fakat ben bunları kesinlikle olacak diye bir şey demiyorum. Ama eğer gelirse 2 ay sonra sen bu videoyu izliyorsan ve bu geldiyse lütfen yorumlarda Enzel abi bu sezon geldi diyebiliriz. Ve bu beni inanılmaz mutlu eder. Ben seni çok seviyorum aga çünkü. İnan seni çok seviyorum. Hatta video takmak için ben artık video çekmek için gözlük takıyorum. Gözlük tamam birazcık yasak çünkü ben yeni burun ameliyatı oldum. Buna şöyle bakın arkadaşlar. Neyse güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Baya eğlenceli bir video olduğunu düşünüyorum. Yani garip bir videoydu. Kendinize iyi bakın. Bu bilgiler nereden geliyor? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Dediğim gibi hiçbir fikrim yok. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Artık yeni Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Büyük ihtimalle günlük 2 video atmaya yeniden devam edeceğim. Artık canlı yayınlara önem vermeyi düşünüyorum. Bugünden itibaren hatta yarından itibaren korku oyunları oynayacağım canlı yayınlarda. Ve 2 video atacağım için birazcık zorlanacağım. O yüzden senden ben bir like rica ediyorum. Kendine iyi bak. Bir de benim Instagram adresim tam şurada bak. Şurada bir Instagram adresim var. Eğer sen burayı izliyorsan yorumlarda belirt. Burayı genelde insanlar izlemiyor. Sen burayı izliyorsan, sonuna kadar izliyorsan bunu yorumlarda belirtebilirsin. Instagram adresim www.bombainstagram.com/clickbait tanrısı. Bence takip edersin. Ben seni çok seviyorum aga. Hoşça kal. Güle güle. 10 dakika oldu mu lan? 10 dakika oldu mu aga acaba? 10 dakika olmuştur. Neyse arkadaşlar güle güle. Bu arada bunu tamamen bir duyuru olarak görmeni istiyorum. Bu arkadaşlar kulüp savaşlarından ilgili bir duyuru olacak. Bizim şu an ikinci kulübümüz Lord Slorian X adlı kulübü İlk 16'ya sokmamız gerekiyor. Eğer bu kulüp ilk 16'ya girerse yarın öğlen 12'ye hatta 2 gün boyunca ilk 16'da kalması lazım bu kulübün. Bu kulüp savaşlarına girmeye hak kazanacak. Ve sizlerden tek ricam eğer kupanız yüksekse şu gördüğünüz kulübe gelebilirsiniz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Muah.